Habib hocam, kalp pili olan bir hastamız farklı bir cerrahi operasyona girecek. Peki burada nelere dikkat edecek? Öncelikle hastaya düşen ilgili hekimine benim kalp pilim var demesi. En önemli husus bu. Çünkü hekim kalp pili olduğunu fark etmeyebilir. Yani bir fıtık ameliyatı yapmak isteyen bir beyin cerrahı veya bir genel cerrah kalp pili olduğunu bilmez ise gerekli tedbirleri alması da söz konusu olamaz. Kalp pili olan bir hastada herhangi bir cerrahi operasyonun aslında herhangi bir sakıncası yoktur. Sakıncalı olan durum nedir diye sorarsak, sakıncalı olan durum cerrahlarımızın operasyon sırasında kullandığı koterler. Biliyorsunuz dokuların kesilmesi sırasında bir bisturi dediğimiz kesi aleti kullanılabildiği gibi gerek görüldüğü takdirde koter de kullanılıyor, sıkça kullanılıyor üstelik. Koter bir elektrik enerjisiyle çalışan bir yakma cihazı aslında. Manyetik bir cihaz. Dolayısıyla bu koterler pilin fonksiyonlarını etkileyebiliyor. Özellikle pil bölgesine yakın olan bölgelerde yapılan cerrahi müdahaleler sırasında pil etkilenir. Tedbir olarak bizim mutlaka pilin ayarlarıyla ilgili yapabileceğimiz şeyler var. Elbette pilden dolayı operasyonun iptal edilmesi, engellenmesi söz konusu olamaz ama bizim pil cihazına önceden bir ayar vermemiz, o koterden etkilenmesini engelleyici bir moda almamız söz konusu. Dolayısıyla operasyondan önce biz pilin modunu değiştiriyoruz. Operasyon bittikten sonra tekrar eski haline getiriyoruz. Yaptığımız şey bu. Bu dikkat edilmediği takdirde pilin ister şok pili olsun, ister nabzı düzelten pil türü olsun, ister 3 odacıklı pil olsun, pilin fonksiyonları etkilenir ve hasta bir takım sıkıntılarla karşılaşabilir. Bu nedenle koter kullanılan operasyonlarda mutlaka önceden pilin ayarlanması gerekiyor.